Komiserim. Geç 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 geç. Şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Böyle dövdüler. Ya vurmasalar. Ya komiserim, asıl biz şikayetçiyiz. Susun! Susun! Tamam, sustuk. Ne bağırıyor? Efendi gibi söylesene şunu. Biraz medeniyet ver. Medeniyet ver. Tabii ey kafan, herifi göremiyorum. Sen ne arıyorsun bu adamın sırtında? İbibik, gitsen aşağı. Aa, çok pardon. Kavgada sırtına çıktım da öyle dalmış kalmışım burada. İnsan bir uyarır değil mi? Ya ama... Kimle konuşuyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Sen aklıma yarabbim sahip çık. Amin, amin. Gene niye kavga ettiniz? Geç yerine. Müsaade olursa komiserim, orasını ben anlatayım. Hayır, ben anlatayım komiserim. İzah edeyim size her şeyi bir bir. Tamam, izah et. Ama yalan söylemeden izah et. Oo, sizinki de iş yani komiserim. Yalan söylemeden nasıl izah edeyim ama ya? Kolay mı? Olmadı ki yani ya. Tövbe tövbe. Sen benim başıma bela mısın be adam? Pembe. Sen anlat. Şimdi komiserim. Biz sabahına spor yapardık sokakta. Step. Bu Madid'in romanları çıktılar. Bizimle maytap giyiştiler. Çıngar çıkardılar canım benim. Doğru mu dedi Yunus? Çok affedersiniz komiserim. Atatürk ne demiş? Ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik ve de ahlaklısını severim demiş komiserim. Yaşa be oğlum. İşte bu pembe karısı zekidir, çeviktir ama ahlaklı değildir komiserim. Hı-hı. Ahlaklı olmayan bir gacıyı da kimse sevmez. Abim doğru söyler be komiserim. Abim gepe genç, çıtır bir kızla evlenir diye bu pembe gacısı kıskanır abimi. Öyle mi? Tabii, kıskanır beni bu cadı karı. Komiserim, Allah aşkına şu benim narin, nazinin bir fiziğime bakın be. Şimdi ya nasıl? Bella Kerda gibi karı değil miyim değil? Evet, öylesin. Bu Yunus benim gibi sarışın bir karıyı bırakıp gitti. Malzemesi bozuk bir karıyla evlidir. Olacak şey midir bu? Karı delirmiş komiserim, delirmiş ya. Anladım pembe, anladım. Şimdi sen Yunus'tan ayrılmak istemiyorsun değil mi? Yani? Madem ayrılmak istemiyorsunuz, size bir kıyak geçeyim. Sayemde ayrılmayacaksınız bir daha. Ay canım. Gelin bakayım şöyle. Ay canım. Uzatın bakayım kollarınızı. Al canım. Ha. Ay. Aa. Niye? Kelepçeleri kolunuza getirdin mi bir daha ayrılmayacaksınız. Aa, üstüne iyilik sağlık Elif diye. Delirdim tabii. Delirdim. Siz delirttiniz beni. Hadi at bunları dışarı. Başına komiserim. Hadi dışarı. Gelin. Hadi dışarı. Dışarı. İyi günler. Haydi gel kocacığım. Haydi. Dışarı. Geçin bakalım. Geç, geç, geç. Komiserim şikayetçiyim ha. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Babam haklı komiserim. Bunların familyasından familyasına kadar hepsinden şikayetçiyiz ha. Olmasanız şaşarım zaten. Gene ne oldu be Allah'ın belaları? Gene ne oldu? Ben anlatayım komiserim. En başından en ince noktasına kadar bütün ayrıntılarıyla anlatayım ister misin? İsterim tabii. Anlat. Yok lan anlatma. Anlat. Anlatma. Sen karışma be kadın. Anlat. Ma. Anlat. Yok anlatma canım. Ama aranızda bir karar verin ya. Anlatayım mı anlatmayayım mı? Anlatması komiserim. Çünkü bu yalan söyleyecek. Bak ben şimdi sana her bir şeyi güzel güzel anlatacağım. Anam doğru söyler komiserim. Anam anlatsın. İstemez. Yunus anlatacak. Anlat Yunus. Her bir şey dün gece başladı komiserim. Şimdi biz pembeyle kanepede... Otururduk. Otururduk. Değil mi? Otururduk. Evet, otururduk. Öyle mi? Otururduk tabii. Ama sonra... Sonra? 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 Sonra bir köşede Yunus bir köşede uyuyakalmış. Değil mi Yunuscuğum? Öyle uyuduk. Uyuduk. Ama bir ara... Bir ara? Bir ara Yunus'un üstündeki battaniye düşmüş. Ve kalktım üşütmesin diye onun üstünü örttüm değil mi canım? Bu anlattıklarınızın kavgayla ne ilgisi var be? Kafamı buluyorsunuz benimle. Niye kavga ettiniz oraya gelsenize? Geleyim komiserim.
Vallahi yani şimdi kavgamız için hiçbir sebep yoktur. Alışkanlık işte komiserim. Kedi köpek gibi birbirimizle boğuşmadan duramayız. Bilirsiniz siz bunu. Bu da doğru ya be. Komiserim en heyecanlı yerinde kalmıştık. Devam edeyim ben ya. Sus be sen de herif. Yani sabah sabah gelip kafamı nalettiniz be. Sahi at bunları dışarı. Başüstüne komiserim. Hadi çıkın bakalım. Çıkalım. Ben bir anlatsaydım be komiserim. Haydi çıkalım haydi yürü. Hadi. Yunus. Bir dakika gelsene. Ulan siz benim başıma bela mısınız be? Kavganız gürültünüz yetmiyor da şimdi de sahtekarlığa mı başladınız? He? Sinirlenmeyin komiserim. Durun sizi biyo enerjimle acıcık sakinleştireyim. Işığa ve aydınlığa giden yolda... Çekil şuradan be! Hala guru numarası yapıyor. Aşk olsun kırarsınız kalbimi komiserim. Komiserim. Hadi bu uğursuzu guru numarası yaptı diye yakaladınız. Beni niye yakaladınız? Hani gururun yanında yaş dayandı. Demek öyle pembe hanım. Komiserim itiraf ederim. Her şey naşı pembe kacısının başının altından çıktı. Evet. Beni gururluğa o teşvik etti. Tübe tübeler olsun yalan söyler komiserim. Ben bu adamı tanımam bile. İlk defa görüyorum kendisini. Pardon sizi. Adınız neydi Biladi? Azrail. Çıkarabildin mi? Valla simanız pek yabancı gelmez ama... Hani hangi Azrail oluyorsunuz? Birazdan senin canını alacak olan Azrail. Ula bağırın sen! Ay, ay, ayrılın! Ayrılın! Yeter be! Komiserim, ben anlatayım. Aslında her bir şey bir iddiadan çıktı. Ne iddiası? Abimle bu arada iddiaya girdiler komiserim. Yani guru olsam sosyete karıları bu numarayı yer dedi abim. Bu arem yemez dedi. Öyle olunca iddiaya girdiler komiserim. Hayda. Ama sonra paralar oluktan akınca... Yani ben babayla babam el ele verip bu numaraya devam ettiler komiserim. Tübe. İftira atarlar komiserim. Bey, bu olaylar sırasında Uludağ'da kayak yapardım. Uludağ'daki bütün ayılar buna şahittir. Abu Ayarmış. Kısa kesin, tamam. Komiserim, beyefendi dolandırılan hanımlarla birlikte gelmiş. Guru, otur şuraya. Dur canım. Şimdi yan bastın guru efendi. Hanımlar, şimdi söyleyin bakalım. Siz bu adamdan şikayetçi misiniz? Hayır, değiliz komiserim. Değiliz. Hayır. O bizim hayatımızı değiştirdi. Allah Allah. Mutluluğa giden yolu gösterdi. Işığıyla aydınlattı bizi. Nasıl şikayetçi oluruz? Gördüğünüz gibi hakkında şikayet yoktur komiserim. Tarih. Buyurun komiserim. Bunların kadınlardan aldıkları altınların ve paraların hepsi tamam mı? Hepsi eksiksiz o sandığın içinde komiserim. Ortada tutmuş yok yani. Pekala. Öyle olsun. Bu sefer de ucuz atlattınız. Çıkın lan dışarı. Çıkın hadi. Hadi. Gözüm görmesin sizi. Ha hanımlar. Siz zabıtta bekleyin. Teslim edilecek bunlar. Hadi bakalım. Bize de bekleriz dışarı, canım. Dışarı. Koy oraya. Koy oraya. Ben de sizi bir gün nezalette beklerim canım. Hadi. Değil mi? Bekleyin. Hadi. Komiserim, falcı olunca, medyum olunca, üfürükçü olunca bir şey yok. Guru olunca suç oluyor. Amin. Ay. Ay Allah cezanı vermesin. Daha iyi. Çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın. Hadi. Komiserim çok affedersiniz. Burada ayna var mı? Anlamadım. Bilmiyorum öyle diyorlar. Kim diyor? Herkes söylüyor komiserim. Kim diyor? En son İbrahim Tatlıses söyledi. Ne dedi? Karakolda ayna var, ayna var. Herif ölüyor. Ayna! Allah! Gel hadi, hadi! Hadi hadi hadi! Ne oldu be? Ben de baktım ben dedim ayna. Hadi hadi. Komiserim, bir şey sorabilir miyim? Soramazsın. Ben de onu diyecektim. Hadi merak ettim, sor bakayım. Yok, sorma. Sor lan! Tura filmini gördünüz mü? Görmedim, ne olacak? Ben de görmedim de. Yıl lan! Cezacı da hadi orada. Ne alakası var be? Susun! Susun! Söyleyin bakayım canlarım, neden geldiniz? Canlarım mı? Uğursuzdan ben şikayetçiyim komiserim.
Az daha muhtarcığımızı öldürürlerdi. Affedersiniz, bu Euro City beni da ısırdı. Ya üzülmeyin canım kardeşim. Bırakın öldürsün, başka birini seçersiniz. Bırakın ısırsın, başka bir bulursunuz. Yani bir muhtar için, bir için böyle kavga etmeye değer mi? Şimdi sakin sakin konuşalım. Amel eder bu be. Bana bak ulan. Yukanan, ben bu adamın halini hiç iyi görmem. Geri çok kibar davranır. Dur bakalım, çıkacak artık bunun kokusu da ne zaman? Salih, evladım, arkadaşlarıma benden birer çay söyle. Benimki oralet olsun. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Peki, oralet olsun. Üç şekerli olsun. Peki, üç şekerli olsun. Komiser, şimdi oralet yalnız gitmez. Yanına böyle kurabiye falan da olursa... Oldu, onu da getirtiriz. Ya yanına nargile de ister misiniz? Elmalısı hoş oluyor diyorlar. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Orta şekerli bir kahve alayım. Bir orta. Sinirlenmeyeceğim. Baba, komiserim asıl ben şikayetçiyim. Kulağımı ısırdı, komiserim kulağımı. Om. Herif hepten kapayı çizdi, yazık. Om. Om. Om diyorsun, başka bir şey demiyorsun. 11, 12. Ulan ben şimdisin. Bacaklarım kilitlenmiş, kaldır lan beni. Geldim komiserim. Anahtar var mı anahtar? Geldim şimdi. Şey değil. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim ha. Kızımı kaldırıp gizli nikah kıymaya kalktılar bu pu... Asıl ben şikayetçiyim komiserim. Hem düğünümüzü bastı hem kulağımı ısırdı. Susun, lan. Teker teker konuşun. Geçin siz de yerinize, hadi. Anlatayım komiserim. En şey bu haysiyetsiz hanımefendinin başının altından çıkar. Uşt! Yalan söyler komiserim. Beni çiçeğe gönderip gizlice kızıma nikah kıymaya susun, bakar bu. Susun! Susun be! Komiserim haklı. Bir susun be! Bir susun! Bir susun! Ama terbiyesizsiniz. Komiserim bir saniye işim şart. Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Salih evladım at bunları nezarete, akılları başlarına gelsin. Emredersin evet, komiserim. Ulan sen kimsin? Deli misin, divane misin? Efendim ben Deniz Yunus. Kendim klarnet çalarım. Düğünlerde, derneklerde müziksiyenlik yaparım. Sizin isim nedir? Yeter! Salih! Emret komiserim. At bunları dışarı, gene kalsın komiserim. Emredersin komiserim. Fırladı. Emredersin. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Hadi. Komiserim. Komiserim. Yanlış anlamazsanız bir şey sorabilir miyim? Saçmaysa sorma. Saçma. Sorma o zaman. Öptüm. Gel. Gel buraya. Hadi sor. Ama çok saçma. Oğlum merak ettiriyorsun, ne yapalım sor. Çok saçma. Delirtme lan insanı, sor. Karlofça anlaşması kaç tarihinde olmuştu? Hı? Salih at beni dışarı. Kaç tarihindeydi? 1600. Kaç tarihindeydi? Salih Karlofça anlaşması kaç tarihindeydi? Hatırlayamadım komiserim. Delireceğim ya. Bütün birimlerin dikkatine. Karlofça anlaşması kaç tarihindeydi? Biri bana bildirsin. Tamam. Dik yokuş mevkiinde yaralama olayı. En yakın birimleri... Bırak şimdi onu. Karlofça anlaşması kaç tarihindeydi? Tamam. Hadi. 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 Ay komiserim çok affedersiniz. Rahatsız etmesem bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Babanız acaba hiç Merzifon'da bulundu mu? Yok, hayır. Allah Allah. Emin misiniz komiserim? Evet, eminim. Allah Allah. Yani kesin değil mi? Niye sordun? Hayır, ben de hiç bulunmadım da. Tamam, tamam, tamam. Madem ki birbirinizden şikayetçi değilsiniz. Ne işiniz var lan karakolda? Ben de bunu söylüyorum. Ne işiniz var lan bu karakolda? Atın bunları seni, atın. Hadi. Komiserim, rahmetli babanız da sizin gibi çok iyi bir insan mıydı? Benim baba niye rahmetli olsun? Benim baba yaşıyor. Yemin et. Evet. Tebrik ederim. Çok güzel bir şey. Hoşça kalın. Komiserim. Oturabilir miyim? Oturun. Hemoroidi var da. O zaman kalksın. Oturunca rahat ediyor. O zaman otursun. Şikayetçi! Hayır! Şikayetçi! Susun! Susun! Bir susun be! Bir susun be! Bir susun!
Burası ne biçim karakol? Eğer bir şey eksik. Hayrola hanımefendi? Nesi eksikmiş karakolumuzun? Dar ağacı eskik. Hani bu dar ağacı karakolun? Şimdi nereye asacağım pempeyi? Asmak mı dedi lan? Bu karı kudurdu. Abla haklı. Nerede bu karakolun dar ağacı? Yaşa be teyze be. Helal be teyze be. Bravo. Susun. Susun be. Susun. Ne diyorsun be kadın? Deli misin? Kim bu kadın be? Bir tanıştırayım. Azrail'dir. Azıcık benim canımı almaya gelmiş kendisi. Ne diyorsun be? Pembenin analığı komiserim, analığı. Benim karım. Ne? Karın mı? Öyle. Dedem genç karıyı bulunca kaçırmayayım demiş komiserim. Tebrik ederim deli Kadir ya. Teşekkür ederim, sağ ol komiserim. Eyvallah, otur otur. Bak komiserim, bak komiserim. Bu kadın geldiğinde beni bana işkence eder. Seni evden atacağım diye beni dedin. Atın bunu içeriye, şikayetçiyim ha. Boyu posu devrilmeye diye. İnsan anasını şikayet eder mi hiç? Ben sana sorarım bunun hesabını. Pembe, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Yani sana da böyle aralık lazımmış ha. Bir susun be, bir susun be. Şimdi durup dururken niye bağırdın oğlum sen? Yanlış yerde yaptım. Komiserim, siz şimdi bu karıyı içeri atmayacak mısınız? Olur mu öyle şey? Bu yaşta kadının ne işi var nezarette? Doğru değilsin. Mezarda olması lazım. O zaman komiserim, haberi atın nezareti. Çünkü benim can güvenliğim yoktur. Hangisidir bu nezaretin anahtarı? Yapmayın komiserim. Anayla kızını ayırmayın. Onlar birbirlerinin hasretine dayanamazlar. Ölürler. Ayyaş, sen karışma. Hangi anahtar komiserim, bulamıyorum. Ver şu anahtarı bana. Allah'ın delileri. Salih, at bunların hepsini dışarı. Başüstüne komiserim. Salih, at hepimizi dışarı. Başüstüne Yunus baba. Kurban olayım, beni dışarı atmayın. Beni nezarete atın. Ben suçluyum. Bak polise vururum. Suç değil midir bu? Nezarete atılmam lazımdır. Sana verilecek en iyi ceza seni analığınla baş başa bırakmak. Hadi bay bay. Öyle mi? Hakkını ilal et o zaman. Hadi bay 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 bay. Hadi dışarı. Hadi dışarı. Dışarı dışarı. Hadi. Hemoroid var da. O zaman kalksın. Kalktı gidiyor zaten. Anladım. Hemoroid. Anladık. Bunlar benim müşterimi kaçırdılar. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Ticaretime mani oldu. Biz de şikayetçiyiz komiserim. Evet komiserim, evet, biz de şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz komiserim. Susun be, susun. Susun dedim. Teker teker konuşun. Bunların yüzünden az daha Semra ile Sinem kaçacaklardı komiserim. Ne diyorsun oğlum sen? Manyak mısın? Semra ile Sinem kim? Satamadık bari biz yiyelim değil mi ama komiserim? Siz yamyamla mı başladınız? Adam mı yiyorsunuz artık? Yok be komiserim. Bu salak sattığı indilere Semra ile Sinem adını takmış da ondan karışıklık oldu. Öyle desene. Ne adamsın Selim. Komiserim. Bu eşi oğlusu Yunus bağladı beni. Burada gördüğün gibi yılbaşı çamı gibi yanar sönerim. Kurban olayım, beni kurtar bundan. Salih, kurtar şu kadını. O pilleri de çıkar. Başüstüne komiserim. Çıkardım komiserim. İyi. Arkadaşlar, hayırlısıyla yeni bir yıla giriyoruz. Kendinize biraz çeki düzen verin. Bari yeni yılda kavga etmeyin. Ses komiserim, artıkın hiç kavga yoktur. Kabayat işlemeyeceğiz. Yanınızı sıkmayacağız sizin. Söz mü? Söz komiserim, söz. Madem söz, o zaman gidebilirsiniz. Salih, çıkar arkadaşları. Başüstüne komiserim. Hadi. Hadi, seneye görüşürüz komiserim. Bir kere de şu bayat espriyi yapma. Yani yarın demek istiyorsun. Hadi bakalım. Hadi dışarı. Çıkın hadi. Artıkın be. Hadi dışarı. Hadi seneye sallan. Ya siz manyak mısınız kardeşim? Lan ne diye kavga edip geliyorsunuz karşıma ya? Sen kimsin be adam, böyle Fenerbahçe menajeri gibi? Efendim, ben Deniz Deutschland'ın Göttingen esnafından etim. Alman Başbakanı Schröder'in arkadaşıyım. Kızımla birlikte memlekete daha bu sabah döndük. Bir siz eksiktiniz. Siz de geldiniz, kadro tamam oldu. Sağ olun komiserim. Komiserim, her bir şey bu Göttingenli İtalyanlamanın başının altından çıkar. Benim biricik pembeme askıntı oldu. Lay, yalan de. Yalan kere yalan de. Esas o askıntı oldu pembeme. Komiserciğim, canım benim. Ben
Bu iki zibididen de şikayetçi. Öyle mi? Nedir şikayetin pembeciğim? Komiserciğim, bu ikisi hiç durmadan peşimde dolanırlar. Bir biçik kavga çıkarırlar. Tamam. Şu güzellik karşısında kimse kayıtsız kalamaz, biliyorsunuz siz bunu. Ama o kadar da fazladır. Ay yesinler senin güzelliğini Zilli. Şunun havalarına da bakın. Bakın pembe de şikayetçiymiş. Ya tabii tabii öyle. Utanmıyor musunuz yaşınızdan başınızdan? Çocuklar gibi kavga edip geliyorsunuz karşıma. Canım benim, ne güzel söyledin. Ya hem de bu pembe için kavga ediyorsunuz. Ha? Yani güzel biri için kavga etseniz dert değil de pembe için kavga edilir. Tabii tabii. Ne dersin sen komiserim? Bak şu surata bak. Ne var bu suratında? Deli mi ne bu adamlar? Ay doğru diyorsun be komiserim. Yani ben kaç gün süslem bunun suratından daha güzel oldu falan. Kız oynat balina. Susun! Ulan utanmıyor musunuz benim yanımda kavga etmeye? Susun! Susun be! Bir susun be! Pembe. Ayrıca şaka yaptım. Sen beni ciddiye alma. Sen güzel bir kadınsın. Bu ikisi kurban olsun kızım sana. Olsunlar. Hadi ikiniz öpüşüp barışın bakayım. Öyle değil. Yunus numara yapma, öyle değil. Ya ama komiserim ya. Yapmayın komiserim. Tamam. Ya burada barışırsınız ya nezarette. Karar verin. Nezarete ne gerek var komiserim? Etem benim kardeşim zaten. Gel öpeyim Etem. Bize yapışıyor mu hiç kavga etmek ya? Hakikaten mi? Hiç yakışık almaz. Koskoca adamlarız. Tabii tabii. Hadi bakayım. Şimdi evlerinize bakalım. Hadi. Hayırlı hadi. Hayırlı görevler komiserim. Hadi. Komiserim affedersiniz. Gene ne var? Kamil Başgedikli'yi tanır mısınız? Yo. Niye sordun? Seninle o kadar benzeyen yanlarınız var ki. Çünkü ben de tanımıyorum. Ulan ben şey... Aa! Susun be! Sükunet sağlamıştı komiserim, buyurun. Sana ne oluyor? Ben susturamıyor muyum bunları? Bana ne oluyor? Susturamıyor mu? Evet. Komiserim, her şey bu... Affedersin, Göttingen'le Etem'in başının altından çıktı. Nein komiserim, nein, yalan söyler. Bu Yunus kandırdı beni. Lokantada bütün hesabı bana ödetti. Sen kerisek kabayat bizi mi be? Komiserim, kabayat Yunus'undur. Anlatın bakalım. Deminden beridir bir lokanta lafıdır, dolaşıyor duruyor. Ne lokantası, ne hesabı lan? Anlat. Allah, çalıştığım yerden çıktı sonu. Ne olur ben anlatayım komiserim, ne olur. Tamam, anlat. Ama sakın yalan söyleme. O zaman olmaz. Yalan söylemeden nasıl anlatayım komiserim? Tövbe tövbe. Beni delirtecek misin be adam? Komiserim, ben anlatayım canım. Şimdi, bu Avrupa görmüş güzel insan, centilmen insan, Ethem Beyefendi beni şey etti yani, yemeğe davet etti. Ama bu görgüsüzler gelip yemeğimizin içine şey ettiler. Ulan pembe, Allah seni ne yapmasın Ethem? Gördüğün yoraları hemen yalakalanırsın Göttingen Ethem. Ben zaten eskiden beri çok şey yaparım yani. Ha, bak maşallah, bak. Pazolara bak, ne gördün mü komiserim, nasıldır pazolar? Ya nedir benim bu sizden çektiğim ya? Şuraya bak ya. Bütün mahalle burada be. Deli Kadir, Ferhat'la Sultan gelemediler bugün. Velilerinden izin kağıdı getirecekler, hiç merak etmeyin. Yaz Salih. Otur oğlum şuraya ve yaz. Yaz oğlum Salih, otur oraya. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Müdürlük büyük atla Salih. İlkokulda imlam çok iyidir. İmlan batsın. Nezarethanemiz artık kavgacılarımıza küçük gelmeye başlamıştır. Evet. Tabii bu kadar adam sıymayız. Çok haklı komiserim. Doğrudur. Lütfen nezarethanemizi büyütmek için bize ödenek çıkarın. Eskiden ne güzel sıyardık komiserim. Bu Göttingenli Ethem geldi. Onun yüzünden sıymaz artık. Komiserim, bir de koltuk takımı sipariş edebilir miyiz? Ya. Oturacak yer yok da nezarette. Tabii tabii güzel olur. Bir de çekyat olsun, şahane olur Allah. Tövbe tövbe. Yaz Salih. Bir de piknik tüp isteriz nezarethaneye. O kadar geliyoruz. Arada bir çay demleriz. Ay iyi olur valla. Ben de arada yemek yaparım ha. Canım kapuska çekti be. Yaparım ben sana, okuyacağım. Ulan siz beni delirtecek misiniz be?
Dışarı. Çıkın gözüm görmesin hadi. Ha, çıkın dışarı. Gel. Aramızı kırılsın. Salih. Bunları yazma Salih. Çıkın dışarı bunları yazma. Sakın ha. Olmaz. Komiserim sinir krizantemi geçiriyor. Çıkın. Aa! Gittim. Çıkın. Yaz. Yazma. Yaz. Ha. Geldiler işte komiserim. Şimdiye kadar hiç aksattıkları görüldü mü zaten? Bir dakika durun be. Bu konuda çok önemli. Gelin bakalım başımın belaları. Bu sefer ben konuşacağım komiserim. Susun be! Susun! Susun! Bir susun be! Bir susun! Cevap verin bakayım. Nerede kavga ettiniz? İlk kim kime sataştı? Niçin sataştı? İlk kim kavga çıkardı? Ben cevap vereyim komiserim. Pardon. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyim? Cüvet sözlü sınavı yapmıyoruz burada. Yazı. Anlat şunu. Pardon. Anlatayım komiserim. Her bir şey gene bu Göttingenli dış mihrakın başının altından çıktı komiserim. Görgü isterim. Meyhaneyi kapamış. Parasıyla hava atar. Git oradan ayyar. Yavaş Pembe abla. Ne kabahat işledi adam be. Söyleyin ha ne suçu vardır bu adamın. Zengin olmak suç mudur komiserim? Komiserim. O kadar para verdik meyhaneyi kapattık. Bir de üstüne dayak yedin. Bedava dövmüyoruz Ethem'cim kusura bakma. Niye kavga ettiniz be adam? He? Komiserim bu Göttingenli Ethem abimin kafasına madalina fırlattı. Yalan. Komiserim çok affedersiniz. Bu şuvayın da klarnetini benim monte etmeye çalıştı. Doğru. Yeter be yeter. Ulan parti kongresine çevirdiniz burayı be. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çıkın dışarı. Salih at bunları dışarı. Başka komiserim. Hadi. 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 Yürü be. Yürü be. Komiserim. Müsaade ederseniz bir şeyin altını çizebilir miyim? Çiz. Komiserim. Komiserim şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz komiserim. Bak komiserim bunlar bana baskı attı. Komiserim bak her tarafı baskı oldu ya. Ay. Susun! Nedir bu suatsızdaki şeyler ne? Pasta, frambuazlı. Yer misin komiserim? Susun! Adam gibi dizinin şöyle. Bir şey söyle. Öpeceğim komiserim. Allah aşkına öpeceğim. Gitme şurada. Komiserim, üzerimde bir ağırlık var ama hayırdır Şimşek? Vay be komiserim be. Ne biçim vurduysanız domino taşları gibi indirdiniz insanları be. Aman be. Vinç yok mu komiserim ya? Büyük adamsın komiserim öpeceğim. Otur şuraya. Salih, at şunları nezarete. Baş üstüne komiserim. Al şu anahtarları da. Siz zahmet etmeyin komiserim. Bizim anahtarlarımız var. Daha önce alıp yaptırmıştık. Nasıl yaptırırsınız nezaretin anahtarlarını? Ya siz benim başıma bela mısınız? Şaka komiserim şaka ya. Şakadan da hiç anlamazsın ya. Allah aşkına öpeyim komiserim. Defolun lan. Bir daha da gözüm görmesin sizi. Salih pasyon aletimi getir. Buyurun komiserim. Bunun ne işi var senin cebinde? Ulan delirtecek misiniz beni be? Delirtecek misiniz? Defolun, defolun. Allah, insan delirdi. Seni çıkmaya niyetim yok. Buradasın bu akşam galiba ha? Çıkabilsem çıkacağım ama. Aman be yeter esas be. Esas bir şikayetçi. Ne komiserim ben şikayetçiyim ya. Yeter komiserim ya. Valla kesin bir şikayetçiyim. Ben şikayetçiyim komiserim. Sen bir sus lan. Su küçüğün şikayet büyüğün. Komiserim önce beni dinleyin. Teker teker anlatın. Komiserim ben bu pembeden şikayetçiyim. Bırakmaz kızımı Rıza ile evlendireyim. Ne diyorsun be adam? Yani Fatoş zaten Selim'le evli değil mi? İki kere mi evlendireceksin kızı? Güzel söyledin komiserim ağzına sağlık. Yok komiserim ben Fatoş kızımı demem ki. Ne demek Fatoş kızımı demem? Başka kızın mı var oğlum senin? Aa haberiniz yok mu sizin komiserim? Sultan benim kızım çıktı ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Pembe dizi mi bu? Dizi kısmı değil ama pembe kısmını tutturdunuz komiserim. Pembe abla itiraf etti. Anama göre ben aslında Yunus babayla anamın ortak imalatıymışım. Allah Allah. Öyle mi? Hayırlı olsun.
Efendim, durumunda başka bir değişiklik olan var mı? Ne gibi komiserim? Hani ne bileyim? Yani Sultan Yunus'un kızı çıkabildiğine göre, yani mesela Selim de aslında Fatoş'un dayısı çıkabilir. İşte Ferhat da Pembe'nin yeğeni olurken Rıza da benim teyzem çıkabilir. Olabilir komiserim. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Komiserimin de dediği gibi hayat sürprizleriyle doludur. Saçmalama be! Ne sürprizi? Olayı Brezilya dizisine çevirdin. Geldin kahveyi dağıttın. Bunların ikisi kardeş dedin. Sen ne anormal kadınsın be? Komiserim, ben anamdan şikayetçiyim. Ya bırakmaz Rıza ile evleneyim. Babacığım izin verir. Değil mi baba? Tabii kızım, evlenebilirsin. Kocan olacak senin. Komiserim, çok affedersiniz. Yüksek müsaadenizle bir şunları acıcık boğacağım ha. Beni sizin sayıyla mı verdiler? Bir susun be, bir susun. Sari, at bunları dışarı. Baş üstüne komiserim. Hadi bakalım, hadi. Çıkalım kocacığım. Çıkalım. Can baksın seninle mi? Komiserim, mühim bir konuya parmak basabilir miyim? Sılı, şöyle yapıp bir yere parmak basacaksın. Hayır. Kıbrıs meselesiyle ilgiliydi ama artık önemli değil. Sizinle ciddi bir şey konuşulmaz ki zaten. Yunus, Yunus, gel buraya. Gel buraya dedim. Gel oğlum buraya. Bu haliniz ne be? Savaştan çıkmış gibisiniz. Komiserim, şikayetçiyim. Bu Ayaş beni dövdü. Asıl ben şikayetçiyim komiserim. Salim'e bir ip var mı, şunu asalım? Saçmalama. Nedir o senin yanındaki iz böyle? Biri saat yapmış Ayaş'a komiserim. Saate baksın da bir de öyle zamansız çıkışlar yapmasın diye. Gördün mü kız, espri yaptım. Çok komik. Şikayetçiyim komiserim. Bu Tasmanya canavarı kılıklı karı yanağımı dişledi. Pembe, öyle mi? Doğru söyle, sen mi dişledin? Komiserim, ben köpek miyim? Affedersin, dişliğim. Em nereden belli benim dişlediğim? İyi dedin abla. Komiserim, Pembe'nin bir azı dişi eksiktir. Bakın buradaki izde de bir azı dişi eksik. Oradan anladım. Sen nereden biliyorsun Pembe'nin bir azı dişinin eksik olduğunu? Geçen haftaki kavgada, buyurun, ısırdı. İzi aynen böyle çıktı. Hala durur. İsterseniz göstereyim bakın. Şşş, baba yapma ettir ya. Yapma edeyim mi Yunus? Göstereyim. Allah aşkına. Göstereyim bir gör. Belgeyle konuşuyorum ben ya. Abi be. Baba ya, ben de yeter. Bu sen ya. Belgeyi göstereceğim. Karakolun orta yerinde pantolonunu indirmeye kalkıyorsun. Pardon komiserim. Ama Pembe'nin dişisidir. Onu söyleyeyim de. Kiminse kimin. Yeter. Komiserim. İzin verin. Ben orayı dişlemediğimi ispat edeceğim. Verdin mi izin? Verdim. Ne ısırıyor? Yanağımı kopardı. Görür müsün komiserim? Bu diş benim diş izim değildir. Yeter! Defolun! Beni dedirtecek misiniz siz ya? Allah Allah ya! Tansiyonum çıktı be! Salih! Tansiyon ilacımı getir! Başlıyor komiserim. Gel ya. Geç şuraya. Siz ikna olmadınız ama komiserim bir şey göstereceğim. Ne? Belge. Ne belgesi? Defol! Defol! Salih, tansiyon ilacı mı getirdin? Komiserim, Allah komiserim. Bu kadının yaptığı yani bu kadının yaptığı artık yeter. Abi gülallak ya da ayıptır ya. Komiserim, bu kadar olmaz ya. Başka mahalleden adam da var. Komiserim, yapmış öyle şeyler ya. Çok ayıp. Komiserim, şikayetçiyim ha. Bunlar seçimi iyiliği karıştırırlar. İftira, asıl kendisi seçime iftira karıştırır. Doğru komiserim. Pembe abla üçkağıt yapar. Ay bize iyileci der, kendi iyilecinin ağababası komiserim. Yeter be, susun. Biriniz anlatsın. Konuşabilir miyim komiserim? Her şey Pembe ablanın suçu komiserim. Aşağı mahalleden 50 kişi getirmiş, bu mahalleden gösterip seçime sokmuş komiserim. Doğru mu Pembe? Tübe, yalandır. Allah. Fatoş şahittir komiserim. Hı, evet doğru komiserim. Bu zacının şahidi de şıracı olmaz. Sultan dürüsttür komiserim. Sultan söylesin. Pembe abla akşam eve başka mahalleden 50 kişi getirdi mi getirmedi mi? Getirdi. Sen de mi Britis? Sen konuş bakalım şimdi de. Doğru diyor komiserim. Bize yemek verdi, karşılığında o istedi. Bu kadar şahit yetmedi mi? Buyurun, seçim gözcüsü var burada komiserim. Sen konuş abi. Beyefendi haklı.
Pembe Hanım'ın seçime hile karıştırdığını fark edince tutanak tutup seçimi iptal ettik. Oğlum burardı bu bebi. Yeter be, yeter. Gına geldi sizin seçiminizden. Defolun gidin. Seçim geçersiz komiserim. Tutanak burada. Ver bakayım. Ethem, sen misin mahareme iftira atan? İşte Allah böyle cezalandırır seni. Ne iftirası komiserim? Doğru derim ben. Sus be. Müfettişler geldi. Araştırma yaptılar. Muharrem tertemiz çıktığından ya. Başka cebinden 120 milyon lira para harcamış. Bravo Muharrem abi. Bravo işte. Bir tanedir benim kocam bir pırlanta gibidir, namus timsalidir. Sağ olun, mahcup edersiniz beni. Sen de gidip hemen istifa dilekçeni geri alacaksın, muhtarlığa geri döneceksin. Bilmem ki komiserim, mahalleli ister mi beni? İsterseniz daha değişik bir şey yapalım yani. Bir öneri olarak ben muhtar olayım. Kes! İstersen ben muhtar ol. Gördün değil mi baba? Dinlemedin beni. Hem muhtarlığı kaybettin, hem de sultan için biriktirdiğin başlık parası gitti ya. Demek ki sultan senin kısmetin değilmiş be Ferhat'cığım. Hadi lan, iki nasıl olacaksın? Ben de en çok başlık parasının gitmesine üzülürüm be oğlum. Ama Allah'a şükür altında taksim var. Gene toplarsın o parayı. Komiserim. Asıl ben şikayetçiyim. Susun be. Ben de şikayetçiyim. Komiserim. Bir susun be. Asıl ben şikayetçiyim. Oğlum ne yapıyorsun ya sen, Allah Allah. Herkes sustu. Farkında değilsin bir sen bağırıyorsun. Neymiş bakayım senin şikayetin? Şikayetin mi ne? Evet. Neymiş bakayım şikayetin? Yani böyle yırtındığına göre iyi bir şikayetin olması lazım. Tabii lazım. Ama benim şikayetim yok komiserim. Deli misin be adam? Madem şikayetin yok niye bağırıyorsun? Ne bileyim komiserim. Ondan şikayetçi olunca gaza geldim. Bari ben de şikayetçi olayım dedim. Sürü psikolojisi. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Allah'ım sen komiserime sabır ver yarabbim. Senin şikayetin ne pembe? Komiserim, ben şikayet edememekten şikayetçiyim. Madem şikayetin yok, sen niye bağırıyorsun ya? Ben kendim için bağırmam komiserim tübe. Yani etime vokal yaparım. O şikayetim var diye bağırınca ben vokal olarak da tabii mecbur el tekrar ederim. Tövbe tövbe. Etem, sen de şikayetim yok demeyeceksin herhalde. Aslında benim de bir şikayetim yok ama madem ki buradayım, buyurun s**tan şikayetçiyim. Nihayet şikayetçi birini buldum. Rahatladım ya. Bakın, vallahi ben de rahatladım. İnanır mısınız komiserim? Yani bir an şikayetçi bulamayacağız diye ödüm patladı. Söyle bakalım, o alçağın nesinden şikayetçi? Yunus! Bir saniye. Burada bir şey soruyoruz değil mi? Konuş Ethem. Şikayetin nedir? Yunus! Burada hakkında bir sürü şey yazılır. Bak. Yunus, bırak onu elinden. Komiserim, bu Yunus beni kandırdı. Sen sahte rakı içmişsin dedi. Eysi sonra da şu ağrı kesici hapı sattı bana. Sahte rakı zehirlenmelerine iyi gelirdi. Ben şahidim komiserim. Yunus'a yapma dedim ama dinletemedi. Yunus. Doğru. Şimdi de şarlatanlığa mı başladın? Başımıza üç kağıtçı mı kesildi? Bir saniye komiserim. İzah edeyim. Benim ilacım hakikaten zehirlenmeye iyi gelir. Benim ilacım diye demem ama iyi gelir. Sevgili vatandaşlarım. Yunus. Şu elimde görmüş. Çabuk ver Ethem'in parasını. Evet. Bir saniye. Kasaya sakladım da ön kasayı. Açayım. Faiziyle veremediğim için özür dilerim Ethem. Allah'ım yarabbim. İzninizle komiserim biz buradan defolup gidebilir miyiz? Evet efendim. İzin veriyorum defolup gidebilirsiniz. Hay. Hadi. Yunus. Sen kal. Babam yine komiseri çıldırtıyor herhalde. Kız oynak. Yarın sabah Artık'ın okulda görüşürüz ha. Biraz zor görüşürüz. Çünkü biz gelemiyoruz okula. Niye kız? Okula önlükle gitme şartı varmış. Bizde de önlük alacak para yok. O yüzden bizim okul işi yatar mı bebeğim? Birbirimize söz vermiştik. Sen bir daha buraya gelirsen beni içeri at dedin. Ben de sana söz verdim. Atarım dedim. Bak gene geldin. Komiserim, ben sözümü tutamadım. Sen de tutma olsun biz. Hadi. Görüşürüz. Melekçe, sana önlük almak için bir top kumaş lazım. Artık kumaşçı dükkanı soyarız. İyi mi? Baba.
Sizin adınıza çok üzüldüm ha. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sultan. Karı numara mı yedin? Yarın sabah ablada eğleneceğiz okulda be. Aman be ala be. Bizim hale aşağıki mane. Daha dün anne bizim kullarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Lay 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 lay. Bu ne kılık? Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk. Ay Ünlük çok yakışmış Pembe abla. Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz, yaşasın okulumuz. Kızım o Ünlük ne öyle? Kafayı mı çizdin? Kafayı da koymuş kurdeleyi öyle şeye kelebek koymuş gibi. Tövbe tövbe. Yaşasın okulumuz. Lay 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 lay. Aa, bu ne kılık be? Yanlışım varsa düzeltin ama ablam kafayı yedi. Eğitim başlamadan eğitim zayiatı oldu. La konuşma, Ünlük zorunluymuş. Sizi kapıdan çevirsinler, ben o zaman gülürüm. Gel kızım gel buraya, yardım et anana. Gel kızım gel buraya, yardım et anana. Şunu takar kaya. Haydi bakayım, haydi. Çok konuşma. Okula geç kalacaksınız. Yolda el ele tutuşun, birbirinizden ayrılmayın. Tamam mı? Hadi tamam. Hadi, hadi. Şimdi okulu olduk, tamam, hoş sınıflar durdurduk. Hadi, dikkat edin. Hadi, hadi. Kafasına da kelebek kurdurmuş be. Bak ana bak. Ay hiç güleceğim yoktu be. Kızım gülmemeye çalışırım ama kendimi tutamam. Kız bebe sayede okul günlerimiz çok eğlenceli geçecek be. Demek kılık kıyafet zorunluluğu var ha. Bize niye hiç kimse söylemedi ayret be. Güldün mü baba? Oynak balina. Demek sen bana oyun oynadın ha. Ben sana gösteririm. Hadi yerlerine. Müdür geliyor. Müdür geliyor. Bırak lan çık. Ayağa kalk. Kalkın ayağa. Oturun. Oturun. Otur. Bu ne kılık hanım? Öncelikle bu güzel soruyu bana şey ettirdiğiniz için teşekkür ederim müdür. Lafı gebe deme. Bu kılık ne? Vallahi benim bir suçum yok. Her şey bu oynak balinanın başının altından çıktı. Ünlük mecburi dedi. Şaka yapmış. Eşek şakası yapmış yani. Karı olunca tabii. Şakası da eşekçi oluyor haliyle. Deveciyiz. Okuldan sonra göstereceğim ben sana. Ben senin bacaklarını alayım. Susun. Bir daha böyle eşek şakaları istemiyorum. Unutmayın. Siz yaşını başına almış insanlarsınız. Ve buraya okuma yazma öğrenmeye geldiniz. Haylazlık yapmaya değil. Tim, bu bizim komiserdi daha m**ktır ha. Hem de nasıl? Konuşmayın! Abiciğim, biz altın bozduracaktık da canım. Bir bak şuna, iyi para eder mi? Hepimiz bir altıncıyı bozdurmak için mi geldiniz yani? Yok abicim, bir tek o değildi. Tut kız şunu. Bak canım benim. Burada dahası vardır canım. Bak. Altın. Bak. Devamı torbanın içinde abi. Bak. Bu kadar altını nereden buldunuz siz? Evlendim de canım. Benim düğünümde taktılar ha. Öyle. Ben de evlendim. Sağ olsun bak. Bizim aile halkı çok bom gördü. Herkes altın taktı. Bak. Evde koyacak yer yok biliyor musun? Bak bakalım bir kıymeti var mı? Siz burada bekleyin. Ben bunun içeride bir değerine baktırıp geleyim. İyi bak anneme. İyi bak çok değerlidir bunlar. Çok değerlidir, çok pahalıdır. İyi bak. Çok hadi. Pahalıdır ha. Hadi. İyi bak haydi gel kafa. Çok hoş adamdır. Benjamin Franklin'e mi benziyor bu? İyi günler komiserim. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Anlıyorum. Demek tarihi eser kapsamında altınlar ha? Sen onları oyala bizden hal geliyoruz.
Talih, operasyona gidiyoruz. İş nerede kaldı bu iyilik be? Bence altınlar o kadar çok para tutar ki hesap yapacağım derken Elif'in feleği çarptı. Yunus baba haklı. Elif gelecek ama hesap bitiremez ki. Tabii lan. Bir torba altını. Hesapla hesapla topla, bitmez valla. Kız topla. Hepimizle ilgili olacağız be. Bana da öyle geliyor ki hepimizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Ne oldu be abicim? Çok mu değerlidir bunlar? Çok değerli. Çok eski zamanlardan kalma bu altınlar. Ben paha biçemedim. İşin uzmanı bir arkadaş çağırdım. Birazdan burada olur. Bravo abicim sana. Gördün mü? Yaşadık be abi. Yürü kız uzman geliyoruz. Yavaş. Dur. Hadi. Kim çıktı burada mısın? Polis. Eller havaya. Eller havaya. Yanlış bir hareket yapmadan yavaş yavaş bana dönün. Merhaba komiserim. How are you? Nasılsınız inşallah canım? Ne? Gene mi siz? Gene biz. Dünya ne küçük değil mi komiserim? Hiç durmadan karşılaşırız böyle. Allah'ım olamaz. Kabus musunuz nesiniz? Salih. Buyurun komiserim. Topla hepsini. Başlıyorum. Altınları da. Gidiyorum. Buyurun. Canım komiserim benim. Hadi. Ha. Ellerimi indirebilir miyim? İndir. Yürü. Buyurun. Oturun. Rahatınız iyi mi? Bu karakola bir tarihi eser kaçakçılığından düşmemiştiniz. Ondan da düştünüz, tam oldu. Komiserim, vallahi biz bunun tarihi eser olduğunu bilmezdik. Aşk olsun komiserim, siz bizi tanırsınız. Biz bunun tarihi eser olduğunu bilsek sizi alıp getirmez miydik? Getirir miydiniz? Siz de en az bizim kadar bilirsiniz ki getirirdik komiserim ya. Ya biz birbirimizle dalaşırız, kavga ederiz ama en fazla o kadar be komiserim. Arama el uzatmayız. Öyle dur. Öyle devletin milletin tarihi eserlerine elimizi bile sürmeyiz, tövbe. Öyle Allah için biz uzatmayız. Aklım at şunları içeri diyor ama vicdanım yok arkadaş. Bunlar suçsuz diyor. Aman gözünü seveyim, vicdanınızın sesini dinleyin komiserim. Tabii. Maşallah çok güzel şeyler söyler. Tamam çıkın dışarı. Salih ifadelerinizi alsın. Tarihi eser olduğunu bilmiyorduk deyip imzalayın, serbestsiniz. Komiserim. Allah sizden razı. Sağ olun komiserim. Tamam. Allah sizden razı. Tamam. Çıkın dışarı. Yeter. Hadi gidin. Bir daha da böyle şeyler yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Tamam komiserim. Sağ ol komiserim. Komiserim. Bir şey soracağım. Sor. Cebirci Ali Camii'nin civarındaki Cebirci Ali'nin cebindeki cebir defteri cebren cebrolunmuştur diyebilir misiniz? Söylerim. Buyurun. Cebirci Ali Camii'nin civarındaki Cebirci Ali'nin cebindeki cebir defteri cebren cebrolunmuştur. Sana bir şey diyeyim mi? Oyuncu olacak adamsın ha. Komiser rolleri falan böyle. Komiserim. Ay komiserim şikayetçiyim ha. Hayır komiserim, esas ben şikayetçiyim pembe adada ya. Ya kurban olayım bu pembe kacısını, içeri tık be komiserim be. Şikayetçiyim. Bu sefer alayından şikayetçiyim komiserim. Susun be, susun. Şu kılığınıza, kıyafetinize bakın. Senin kılığın niye bozulmadı? Ben de ondan sebep şikayetçiyim ya komiserim. Bu alçaklar ben yetişemeden kavgayı bitirmişler. Bu pembe gacısına biri tokat yetiştiremedim diye içim yanar komiserim. Alayından şikayetçiyim. Sus be. Deli misin nesin? Pembe sen niye şikayetçisin? Anlatayım komiserim. Bu sakte romanlar bana kupas kurdular. Menekşe'ye sakte doğum günü yapmışlar. Pastayı öyle löpür löpür götürürken öyle demezdin ama nankör gacı. Alamaklı komiserim. Nankör pembe abla. Vallahi nankör ya. Bir susun. Anlat pembe. Şimdi biz ailecek oraya giderken şu gördüğünüz ırz düşmanlığından sabıkalı namus zararlısı Ferhat bizim eve girmiş, kızımın namusuna tasallut etmiş. Allah kerizleri. Nasıl geldiniz ama oyuna? Kafaları basmaz ki. Pembenin zekası yetmez. Görürsünüz değil mi komiserim?
Hem ailemizin şeref ve haysiyetiyle oynarlar, hem de karşımıza geçip dalga geçerler. İtiraz ederim komiserim. Bak. Kimse benim namusuma tasallut etmiş değil. Esas bana iftira attığı için ben anamdan şikayetçiyim. Helal sana sultan. Helal be. Lan ne güzel konuştun. Susun. Kız Biritis. Gene mi arkamda bıçaklar sıranağını? Ne demek şikayetçiyim anam? Ya komiserim, bahar gelmiş. Herkesler sevgilisiyle el ele kol kola parklarda bahçelerde gezer. Ben dışarıya adımımı bile atamam. Evdeki sandalye bile benden daha çok dışarı çıkar be. Kızım iftira etme sandalyeye şimdi. Gariban sandalye iki kere çıkmış tamir için. Yani çok budur komiserim. Ben o kadar bile çıkmadım. Keşke sandalye olarak doğru saymışsın beni. Susun! Pembe! Hı? Artık reşit olmuş bir kızı zorla evde tutamazsın. Şikayetçi olursa seni nezarete atarım. Nezaret mi dedi? Hı-hı. Sultan şikayetçi zaten komiserim değil mi sultan? Hı-hı. Şikayetçi misin sultan? Anamdan şikayetçi de o. Yemediğimi yedirdim. İçmediğimi içirdim ha. Bu yaşına getirdim. Şimdi yapma gönlünü. Nezaretlerde sürütür anan. Kız ağlama be ana. Beni de ağlatacaksın. Ben hiç senden şikayetçi olur muyum? Sen taş parçası olsan da anamsın benim. Aferin nasıl kızım. Nasıl kıyarım ben sana? Ah, gördünüz değil mi komiserim? Şikayetçi değilmiş. Şimdi izninizle defolup gidebilir miyiz? Yani ocakta yemeğim vardır ha. Defolun! Çok sağ ol canım benim. Hadi! Ay canım benim, kurban olsun anan. Yunus! Bir dakika. Bana bir şey soracak mısın? Hayır. Defol o zaman! Dol, kara bakır dol. Şikayetçiyim komiserim. Asıl ben şikayetçiyim. Bakın o da şikayetçi. Hı. Hayvan bile şikayetçi pembeden. Susun be! Susun! Sen de sus! Bak. Köpek bile senden akıllı çıktı. Bir kere de anladı lafı. O köpek eğitimlidir komiserim. Bunu maalesef daha eğitemedim. Susun! Niye geldiniz? Bu köpeği niye getirdiniz? Anlatın bakayım. Ben? Bu köpekten şikayetçiyim komiserim. Isırdı. Bu köpek mi ısırdı? Bu ısırdı. Tövbe vallahi iftira. Benim ısırma uyum yoktur. İnanmazsanız sorun. Korktuğunu belirtmezsen ısırmaz komiserim. Çakal Selim görürsün lan sen. Şuradan bir çıkalım gösteririm sana. Ne? Hop. Şşt. Avlama avlama. Komiserim avlayan köpek ısırmaz derler ama... ...bu Yunus köpeği hem avlar hem ısırır. Şikayetçiyim. Sanki her köpek bu atasözünü bilir. Avlayan köpek ısırmaz. Peki bu köpek nereden çıktı? Köpek değil komiserim. Tanıştırayım. Kon. Komiserim. Komiserim kon. Ay merhaba de komiseri. Haydi canım uzat elini. Merhaba. Bak. Allah Allah. Ne akıllı köpek bu böyle ya? Ayıptır söylemesi. Çok asil hayvandır ha. Kont bu zaten kendisi. Artık nerenin kontuysa vallahi ben bilemeyeceğim. Yunus sen yapabilir misin? Hadi uzat patini komiseri. Ulan pembe boğarım seni ha. Aman abi bırak be. Yeter be. Yeter. Hadi. Buyurun komiserim. At bunları dışarı. Hadi bakalım. Şuna bak ya. Ya o kuyruğunu sallaya sallaya herkesten önce çıktı gitti. Dışarı. Dedim be. Hadi dışarı hadi. Hadi. Komiserim. Bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Köpek niye kuyruğunu sallar? Bilmiyorum. Niye? Kuyruk köpeği sallayamadığı için. Hadi dışarı. Komiserim. Komiserim. Şikayetçiyim komiserim. Ya komiserim biz şikayetçiyiz. Ya sizin ne işiniz var burada ya? Biz şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Kızım dur. Bu virtüleri konuşsunlar. Sen en son konuş. Unutma. Az solist en son çıkar. Sen az solistsin. En son çıkar. Ay tüküreyim senin az solistliğine be. Bu az solistleri. Kız sen ne dersin edepsiz karı? Lafını bile konuş. Adamın iflahına kar yağdırırım he. Susun be. Susun. Be. Susun. Yunus gitti artık kavga etmezler diye seviniyordum. Gene kavga ettiniz. Yahu sizden rahat yok mu be? Yaşa komiserim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim.
Lafı kalktın ağzımdan aldın. Bu sakte romanlardan bir ad yoktur bize. Utanmazlar, arlanmazlar. Püh size. Püh size. Püh size. Yeter! Yeter! Ne tükürüp duruyorsunuz birbirinize be? Komiserim, bu sakte romanlar kızımla benim şöhretimi çekemezler. O yüzden abire cınga çıkarırlar. Ne şöhreti ya? Siz şöhret değilsiniz ki. İşte. Daha şöhret olmadığımız halde çekemezler. Yarın gün olur şöhret oluruz. Bakalım artık ne yaparlar o zaman. Varın siz düşünün. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Amin ya Rabbim. Ya bana asolistik teklifi geldi komiserim. O yüzden kavga çıkarırlar. Ulan çok da umurumuzda ne sanki senin asolistiğin be. Yeter be. Susun. Öyle mi? Demek asolistik teklifi geldi ha. Geldi. Tebrik ederim sultan. Sağ olun komiserim. Bir gece dinlemeye bekleriz artık. Salih seni de gel. İnşallah inşallah. Ben Pembe'den şikayetçiyim komiserim. Pembe eski eteklerini sütlerini vererek bana hakaret etti. Komiserim görürsünüz değil mi? Şimdi ben eski elbiselerimi verdim bu fukaraya gene de yaranamadım. Kızımın çüçüklüklerini çıkarttım verdim gene yaranamadım. Yani dans eder evine 3-5 kuruş para götürür dedim. Gene şikayet gene şikayet. Yanlışım varsa düzeltir ama ablam haklı ve komiserim. Tüh Allah cezanı vermiş. Hadi lan ördek herkes. Susun! Susun be! Susun! Şikayetinizi geri alın. Yoksa hepinizi nezarete atarım. Yapma komiserim. Bu şöhret arifesinde nezarete falan giremeyiz. Yarın patrona randevumuz vardır. Vallahi beni bağlamaz. Vallahi beni de bağlamıyor. Barışmazsanız sizin asolistik işi de yatar. Kız Menekşe ya şikayetini geri al. Bak size iş ayarlarım ha. Sultanın arkasında çalacaksınız. Cukkası iyidir ha. Özür dile kabul edelim. Tamam ulan. Haydi özür dilerim haydi. Özür dilerim. Bak işte özür. Özür. Tamam komiserim. Biz şikayetimizi geri aldık. Barıştık. Pembe. Canım. Öp şimdi bakalım Menekşe'yi. Aman bir komiserim. Bütün bu işleri de bana verirsin ha. Bak. Kız gel buraya gel haydi. Üper gibi yapsam olmuyor mu? Öpüşün dedim. Öpüşün hadi. Hemen tamam bir faydı yeter ha. Şimdi defolun bakalım hadi. Defolun haydi. Defolun haydi. Haydi. Asolist. Şimdi sultan asolist olacak ya. İstersen imzayı şimdiden versin. Defol. Oluyorum. Oluyorum. Lan Allah'ına yaşı. Lan ben sana gönül verdim. Sen beni bırakıp nerelere gittin? Ağlamak karılarının boynunu alıp bunlara nasıl iyiliğimi dedersin? Dedirtme yakarım ha. Dur dur. Yakma. Bak Allah aşkına bir kız halimize bakar. Kız yakarım şimdi kız. Allah'a teşekkür ederim. Koşun ya. Gösterim var abla. Gösteri verdi. Yunus'a gününü göstermek vardı. Yakacağım bunun kuklasını. Millet kalkıp George Bush'u yakıyor. Ben de abu yakacağım. Oo şenlik var desene. Bebi yaktım. Çekilme. Al şimdi ben. Yakarım dediğim mi ben yakarım adamı yakarım. Yakarım ulan. Yandım Yunus'um gül oldu. Ne oldu size böyle be? Sormayın komiserim. Yandık hepimiz yandık. Ben de deminden beri mahallede ne güzel kızarmış et kokusu var. Biri mangal yapıyor galiba demiştim. Meğerse birbirlerini yakıyorlarmış. Selim'in dibi tuttu komiserim. Yanık kokusu ondan yani. Bebek acısına şikayetçim komiserim. Yunus abimi yaktı Pembe. Abime bay ya. Abim ya mahvetti abimi ya. Ne diyorsun be kadın?
Ne abisi? Delirdin mi sen? Dumanı tüterme komiserim be. Görmez misin abi? Kusura bakmayın komiserim. Melekşem dumandan çok etkilendi de azıcık saçmalar o yüzden. Pembe. Canım. Sen anlat bakalım ne oldu? Gördünüz değil mi? Komiserim sadece benim. Benim gerçekleri anlatacağımı bildiği için ilk bana soruyor değil mi canım? Aslında tam tersi. Senin söyleyeceğin aslında yalan olacağına göre ötekilerin dediklerine inanacağım. Vallahi çok ayıp ha. Bak kalbimi kırdın ama. Anlat be kadın ne oldu? Yok bir şey olmadı. Yani solaryuma girdik hepimiz yani azıcık fazla yanmışız. Değil mi lan Selim? Öyle. Biraz fazla yandık. Uydurma be asparagas gacı. Babamın kuklasını yaktığını söylesene komiserime. Yaktım. Yine olsa yine yakarım. Komiserim bilmesiniz ki. Abu Yunus Almanya'da kalkmış gitmiş Elga diye bir karıyla evlenmiş. Tüh. O benim yüreğimi yakmış. Ben onun kuklasını yakmışım. Çok mu yani? Yapma be. Hadi Yunus onun yüreğini yaktın. Peki bizim suçumuz neydi ha? Bizim suçumuz neydi? Soralım. Beter Ali. Bunların başıma bela olduğu yetmiyormuş gibi bir de sen mi çıktın? Defolun hepiniz. Defolun. Hatırlatın da bir ara komiserin de kuklasını yapayım yakayım bari. Ama bari ben... Defol! Gidiyorum canım. Hoşça kal canım. Hoşça kal.